Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, birlikteyiz. Kısa videolar yapmaya devam ediyoruz çünkü böyle daha faydalı olunduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz yıllardır İslam dinini hem Kur'an'dan hem hadislerden hem de İslam tarihinden alıntılar yaparak, belgeler göstererek anlatmaya çalışıyoruz. Ayetleri anlattık. Tek tek ayetler arasındaki çelişkileri anlattık. Ee, Kur'an'ın diğer e, kutsal denilen kitaplarla olan İncil ve Tevrat'la olan çelişkilerinden bahsettik. Ee, Kur'an'ın kendi içerisindeki tutarsızlığından dışı ayetlerden e, akılla ters gelen ayetlerden bahsettik. Fakat e, eksik kalan bir yönü vardı burada. Bu da şu. Bu dinin kurucusu biliyorsunuz Muhammed olarak adlandırılıyor. Kimdir bu? Ve bir de Muhammed'le birlikte gelen o büyük dört halife dedikleri ve bu sürece e, asr-ı saadet dedikleri bu dört halife ve Muhammed'i anlatacağım arkadaşlar. Arka arkaya çektiğim videolarla. Şunu baştan belirtelim, her zaman belirtiyorum ve söylüyorum zaten, İslam kesinlikle yeni bir din değildir. Yani diğer dinlerin dışında e, Mekke'de e, vücut bulmuş Tanrı ile ilişkilenmiş bir din değildir. Nedir bu? Bu sadece Yahudi. Musevi dininin aynısıdır. Daha doğrusu Arap versiyonudur diyebiliriz buna. Yahudi ve İbrahim'i dinler dediğimiz dinlerin kaynaklarında geçen hikayeleri çekip aldığımız zaman içeride hiçbir şey elimizde hiçbir şey kalmıyor çünkü oralardan esinlenmiş ve önce tabii herkesin bildiği gibi Mekke döneminde gayet barışçıl ve tevhid üzere yayılmaya çalışmış. Fakat bunu başaramayınca Medine döneminde artık ideolojik bir durum haline gelir ve İslam peygamberi ne yapar? Savaşa başlar. Ve dört halife de bunu devam ettirir. İşgal, ganimet, yağmalama, siyasi cinayetler hepsi var Bunları göreceğiz tek tek. Peki Muhammed kimdir, nedir, nasıl anlatılır? Bunu birkaç videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Aslında Muhammed denildiği zaman bir e, isim değildir bu. Normalde e, bazı e, kişiler için kullanılan bir ünvan gibi bir şeydir. İsa için de kullanılır, Musa için de kullanılır falan. Emin kendisine güvenilir anlamına gelen bir şey. Şimdi bu İslam dini dediğimiz din çocuklara, gençlere, kadınlara anlatırken çeşitli atlar altında yani işte İslam din dersi ya da Kur'an kursu ya da tarikatlar, cemaatler işte bilmem ne dersler, oturumlar, şunlar bunlar. Burada anlatırken kesinlikle bunlar İslam dinini arkadaş bunun kitabı Kur'an'dır. İşte bu Kur'an'da şunlar şunlar vardır diye Kur'an'ın Türkçe çocuklara öğretilmesi falan söz konusu değildir insanlara. Kur'an kursuna gidenler varsa bunu bilirler. Ben kendim yaşadım zaten. Önce gerek din derslerinde, gerek ahlak derslerinde, gerekse cemaatlerde, tarikatlarda, camilerde sürekli bir Muhammed anlatır. Önce bir Muhammed anlatılır. İnsanların kafasına bu Muhammed yerleştirilir. Bakınız ne derler, nasıl anlatırlar Muhammed'i? Şimdi ben size buradan aldığım notlardan aktaracağım arkadaşlar. Genellikle hep aynıdır. Bütün kurslarda, din kurslarında, dil kurslarında, şurada burada, her yerde, camilerde, tarikatlarda, cemaatlerde Muhammed denilen bu şahsa öyle bir kişilik verilir ki anlatır, sürekli anlatır ve çocuklar öyle bilirler. Biz de öyle bildik. Yani anlatıldığı gibi bildik. Daha sonra Muhammed'in ne iş yaptığını, peygamber olduktan sonra Medine'ye geçtikten sonra neler yaptığını ve arkasından gelen dört halifenin neler yaptığını gördüğümüzde şaşırıyoruz. Diyoruz ki olamaz. Bize neden yalan söylediler bu şekilde diyoruz. Şimdi ben bu videoda arkadaşlar Muhammed nasıl anlatılıyor sizlere onu kaleme aldım sizlere paylaşacağım ve sonunda da sadece iki tane hadis kıyaslama yapmaya, fazla açıklama yapmaya gerek yok. Bakınız ne diyorlar. Yani Muhammed'i öğretirken çocuklara, gençlere, okullarda, din derslerinde, din kurslarında nasıl anlatırlar Muhammed'i? E? Şöyle derler. Allah Resulü yüzü yüzlerin en güzel ve en temiziydi. Yani dünyadaki bütün insanların yüzünden en güzeli ve en temizidir derler. Başka ne derler? Ondaki güzellik yani peygamberdeki güzellik heybet, nuraniyet, nur yani. letafet o derecedeki idi ki Allah'ın peygamberi olduğuna dair ayrıca başka bir mucize gerek yoktu derler. İlk yaratılan nur onun nurudur derler. Cismi nazifanelerinde zindelik, kuvvetli, haya ve müthiş bir azim bir aradaydı örtüsüne bürünmüş bakire bir genç kızdan daha da edepliydi derler. Huzulü söz söyleyip her kelamı hikmet ve nasihat idi. Söylemeyip pardon. huzurlu söz söylemeyip. Mülayimdi. Mütevazi idi gülmesinde kahka kesinlikle yoktu. Tebessüm ederdi. Onunla ülfet ve sohbet eden kimse ona canı gönülden aşık ve muhip olurdu. Ehli beytine, asabına sahip çıktığı gibi diğer insanlara da onlara iyi muamele ettiği gibi diğer insanlara da aynı muameleyi yapardı hizmetkarlarını pek hoş tutardı. Onlar incitmezdi. Kendisi ne yerse onlara da ondan yedirirdi. Gerektiğinde açlıktan karnına taş bağlardı. Zeka yönüyle tüm cümle insanlardan üstün ve her türlü methu senaya layık idi. Yani her türlü övmeye takdiri şayandı. Sureti güzel, sireti mükemmel, misli yaratılmamış bir vücudu mübarekti. Yani vücudu da diyor mübarekti. Vücudundan çıkan şeyler de mübarek, mübarekti. Zaruret olmaksızın konuşmazdı. Sükunet hali uzun sürerdi. Bir söze başlayınca yarım bırakmaz, onu tamamlayarak bitirirdi. Az sözle çok manalar ifade ederdi. Sözleri tane taneydi. Ne lüzumundan fazla ne de az idi. Kimsenin farkına varmadığı bir hak çiğnendiği zaman, bakın arkadaşlar, dikkat edin buraya biraz, kimsenin farkına varmadığı bir hak çiğnendiği zaman öfkelenir hak yerini buluncaya kadar öfkesi devam eder. Ancak hakkı tevzi ettikten sonra sukunete bürünürdü. Kendisini de müdafaa etmez, kimseyle münakaşaya girişmezdi. Hiç kimsenin zahire çıkmamış ayıp ve kusuruyla meşgul olmadığı gibi bu tür hallerin araştırılmasını da şiddetle men ederdi. <laughs> Onun merhamet ve şefkatinin enginliğini şu şekilde ifade eder Ebu Hureyre. Biliyorsunuz Ebu Hureyre en çok hadis taşıyanlardan bir tanesidir. Biz bir gazada kafirlerin yok olması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beddua etmesini istedik. Oysa ben lanet etmek için değil rahmet olarak gönderildim diye buyurdu diyor arkadaşlar anlatırlar daha çok var bunun dışında bir yün şeyler anlatırlar vahar yürürdü şöyleydi böyleydi çok vicdanlıydı çocukları çok severdi kadınlara e, kötü davranmasını istemezdi barıştan yanaydı hiç kimseyle kötü olmak istemezdi anlatırlar yani. Öyle bir profil çizerler çocukların ve gençlerin kafasına öyle bir profil Muhammed profili koyarlar ki artık ona hiç kimse dil uzatamaz. Yani şimdi bunları öğrettikten sonra böyle şeyler öğrettikten sonra o çocuk bunları aldıktan sonra zihnine yerleştirdikten sonra nasıl olur da bir başkası peygamberin savaştığını ganimet için kervan soyduğunu ya da bir başka kabileyi yok ettiğini nasıl olur da söyleyebilirsin o çocuğa. Ve ömrü boyunca bu Muhammed'le ilgili övgüleri sürekli beynine kazıyacaklar. Bir genç. Ve Ondan sonra o genç Muhammed'le ilgili herhangi bir şey duyduğu zaman şiddetle reddedecek hatta bunu söyleyen kişiye mukabele edecek hatta hatta öldürmeye kadar gidebilecektir evet arkadaşlar videoları çok kısa tutacağım bu şekilde ama e, kaç e, seri halinde olur bilmiyorum ama şimdi bu kadar anlatılıyor bu kadar yani yerden ayakları kesiliyor bütün insani vasıflar bütün dünya insanlarından daha güzel daha vicdanlı de, daha merhametli olan kişi. Şimdi sizlere iki hadis söylüyorum ve bu hadisle bu videoyu kapatıyoruz. Şimdi hadisin bir tanesi Buhari ve Müslüm'de geçiyor. Buhari Cihat 146, Müslüm Cihat 26, hadis numarası 1745. Ne diyor? Diyorlar ki gece müşriklere yapılan baskında çocuklar ve kadınlar ölüyor. Ne yapalım? Bunun hükmü nedir diye Peygamber'e soruyorlar. Yanıtı nedir biliyor musunuz? Hani bu kadar vicdanlı, merhametli çocukları, kadınları savunan, köleliği yok etmeye çalışan, cariyeliği yok etmeye çalışan biri böyle anlatıyorlar yani. Köleliği de yok etmek istemiş cariyeliği de yok etmek istemiş falan. Ki göreceğiz. Ne diyor? Cevap nedir? Peygamber diyor ki onlar da onlardandır. Yani gece baskınlarında ölen çocuklar ve kadınlar da nedir? Müşriktir. Elbette ölecekler. Kaynağını verdi. Başka bir hadis daha. Hani Müslümanların iddiası şöyledir. Peygamber Zaman zaman yareliği ve köleliği kaldırmak için uğraşmıştır derler. Katiyen yalan. Yalan, yalan. Bakınız arkadaşlar Kütüb-i hadisidir bu da. nikah bölümünde geçiyor. Hadis numarası 5699 Ne diyor biliyor musunuz? İbnül Müseyyab bu hadisi söyleyen kişi. Ensardan bir zattan naklen aktarıyor hadisi. Diyor ki ben adam geliyor Muhammed'e yani birisi. Ben diyor bakire bildiğim bir kadınla evlendim. Gerdeğe girince hamile olduğunu gördüm. Gerdeğe girince hamile olduğunu nasıl anlamış orasını bilmiyoruz tabi. Gördüm. Durumu Resulullah'a arz etti. Ben bakire diye evlendim. Cinsel ilişkiye girdim. Ama hamileymiş. Yani bakire değilmiş ve üstelik hamileymiş diyor. Ne diyor Peygamber Hazretleri? fercinden faydalandığın için yani cinsel ilişkiye girdiğin için ona verdiğin mehir ücret onundur, kadınındır diyor. Bakınız şimdi adaletine bakınız. Adaletli, mağrur, hoşgörülü, kadınları ve çocukları koruyan, güçsüzleri koruyan bir adaletsizlik olduğu zaman hiç o şeyi öfkesi dinmeyen adalet yerine gelene kadar kişi okudum ya vasıflarını. Bakın ne diyor arkadaşlar fercinden istifaden dolayı verdiğin mehir o kadınındır. Çocuk da doğduğu zaman senin kölendir. Çocuk senin kölendir diyor adam. Ve ve devam ediyor. Kadın çocuğu doğurduktan sonra hat cezası olarak taşlayacaksın, öldüreceksin taşlayacaksın, öldüreceksin. Şimdi bakın arkadaşlar saydım ya. Daha çok vasıflar sayarlar Muhammed'in üzerine. Çocuk. Bu gerçektir, değildir, hadistir falan başlarlar yani bunun itirazına başlarlar. Siz peygamberin peki Öyle olduğunu nereden öğreniyorsunuz? Kur'an'da size anlatıyor mu Muhammed Peygamber'in onurlu, karakterli, haysiyetli, kimseyi incit incitmediğini, vicdan sahibi olduğunu, dünyadaki bütün insanlardan daha güzel, daha yumuşak huylu, daha adalet sever olduğunu Kur'an'da mı yazıyor? Yok. Nereden öğreniyorsunuz? Hadislerden öğreniyorsunuz. Bir de hatta böyle bir yıl hadisler var, sahih saymadığınız hadisler var. Oradan da öğreniyorsunuz. Oradan da bakıyorsunuz, söylüyorsunuz. Bu şu bakın birinci verdiğim hadis hem Buhari'de geçiyor hem Müslüm'de geçiyor. İkinci verdiğim hadis ise kütüb hadis. Yani böyle yabana atılacak bir hadis de değil. Ne diyor? Çocuğu doğurunca hat cezası uygulayacaksınız ona da diyor. Verdiği karar. Çünkü burada artık devlet olmuş. Mekke'deki o deminki saydığımız şeyler bazı şeyler onlar yok artık. Devletin başındadır devleti kurmuştur. Yasalarına hakim, yasaları var, uyguluyor ve güç kendisinde. Yani güç kendinde değilken adaleti savunan bir insan güç kendisine gelince bakın nasıl adalet dağıtıyor. Bir adam evleniyor. Bakire diye evleniyor fakat kadın hamile çıkıyor. Hükmü nedir? Bakınız hükmü çocuk diyor senin kölen olacak. Hani köleciliğe karşıydı? Hani köleciliği bitiriyordu? Hani adaletliydi çocukları seviyordu? O çocuğun ne suçu var? Ve üstelik üstelik kadının bir mal olduğunu burada kabul ediyor. Alınıp satılan. Yani ücretini verdin aldın kullandın. Ücretini isteme geri diyor. Kullandığın için. Ve kadını diyor infaz edeceksin. Taşlayacaksın. Rejim edeceksin. E sen kalın. Değerli insanlar devam ediyoruz. Muhammed kimdir?